Bilerek Tayyip'e vereceğim abi. Büyüyünce bilerek Tayyip'e vereceğim. Bu insanlar ne çektiğini abi bilerek yapacağım, daha kötü olsun millet abi. Atalarımızdan, babamızın ta dedelerinden beri buradayız. Suriyeliler geldiği için biz köyümüze gidemeyiz. Liseye gidiyorum. Normal ailem var. Ailemden para alıp abi dışarı arkadaşlarımla çıkıyorum. Abi az önce arkadaşlarımla parka gittik abi. Türk yok. Bir şeyler diyorlar, bir şeyler diyorlar, anlamıyoruz abi. İnsanlar buraya çok mu kolay geliyor bilmiyorum abi. Benim annem Türk, babam Türk, dayım Türk, teyzem Türk, amcam, halam hepsi Türk abi ama ülkemde Türk oldum abi. Annem baban Türkse zaten diğerleri ülkemde Türk. Ülkemde Türk oldum abi. Herkes yabancı, her yer yabancı. Kendini yabancı mı hissediyorsun? Aynen abi, yabancı hissediyorum. Mesela burada bu kadar kişiye bir herkesi saysak abi yarısı falan Türk çıkar muhtemelen. %40 falan abi. Aynen abi, gerçekten. Yani bir şey diyemiyorum abi gerçekten. Bilerek Tayyip'e vereceğim abi. Büyüyünce bilerek Tayyip'e vereceğim. Bu insanlar ne çektiğini abi bilerek yapacağım, daha kötü olsun millet abi. Benzin 40 lira olacak abi. Bir ay önce biz 24 liraya Antalya'dan buraya geldik. Geldiğimiz gün abi bir baktık 37 liraya çıkmış. 6 lira zam gelmiş neredeyse abi. Yani ben 9-10 lira olduğunu hatırlıyorum arkadaşlarımla birlikte dışarı çıktığımda. Siz de vardınız, hep beraber evet. Geziyorduk abi. Yani bilmiyorum, ben annemle babam çalışıyorlar. İyi de bir maaşları var. Ayıptır söylemesi. Biz geçinebiliyoruz abi. Allah'a şükür yediğim içtiğim arkamda. Ama abi askeri ücretle geçinen bir de 2-3 çocuklu bir ailenin geçinme imkanı yok abi. Kiralar zaten fırladı. İstanbul'da ev yok. Geliyorlar, memleketinize gidin diyor, köyünüze gidin diyor. Abi biz zaten atalarımızdan, babamızın ta dedelerinden beri buradayız. Suriyeliler geldiği için biz köyümüze gidemeyiz abi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim abi. Abi şimdi zamla alakalı mıydı? Abi ben şimdi her gün cips yiyorum. Cips yemeden duramıyorum. 5 liraya aldığım cips bugün 17-20 liraysa bu sıkıntı. Neyse, bu zamlar falan geliyor. Bu zamlar arttı diye birkaç Suriyeli kaçtı. Ya eğer gideceklerse ben zama kabulüm abi. Ben zama kabulüm gideceklerse. Gitmeyeceklerse artık yapacak da bir şey kalmadı. Ülke elden gidiyor. Başka bir şey demiyorum abi. Seçimlerden sonra biliyorsunuz birçok alanda farklı farklı noktalarda zamlar geldi. Gelmeye de devam ediyor. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Üstelik taksiler 70 lira zam geldi indibinde. Buna binecek insan olmadıktan sonra bu taksi şoförleri ne yapacak? En basiti bu. Binen olmayacak. Kim indibin diye 70 lira verir? Bir de utanmadan da onu beğenmediler. Toplantıyı terk ettiler. Yok 80 lira olacakmış. 70 lirayı az buldular. Ya böyle olur mu? Ondan sonra minibüsler indibinde 12 bin lira. Acaba onlar masraflarını karşılayabiliyorlar mı? Biliyorsunuz onların da yakıtları çok zamlandı. Onlar masraflarını, onların yakıtları masraflandı ama bizim maaşlar, bize %25 zam verdiler memur emeklilerine. Onlara %50 zam yaptılar. Ne oldu? Bu şey mi ya, akıl kârı mı? O zaman bize de %50 zam versin. Onların kadar. Öyle değil mi? Böyle yani, ben ne bileyim, her şey zam, her şey zam, her şey zam. Yani bu kadar olmaz. Minibüs zam, otobüs zam, havaalanı zam, taksi zam, yiyecekler zam, her şey zam. Bu kadar olmaz ki yani, biraz buna dur desin hükümet. Bir de bir doldurdular burasını. Afrikalısı var, Suriyelisi var, her şey var. Her şey var. Mesela ben geçen de bir sıraya girdim. Ondan sonra gelmiş Suriyeli bir hanım bana bla 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 bir şeyler söylüyor. Ondan bana çekil diyor. Niye ben çekiliyorum dedim. Burası benim memleketim. Sen çekil, ben sıradayım. Bir de üstelik dedim, benim sıramı kapıyorsun. Kapmak istiyorsun. Benim Türkiye'mde, benim milletimde, benim yurdumda kalkmış bana çekil diyor ya. Böyle olur mu? Ben buranın vatandaşıyım. O değil ki. Öyle mi? Teşekkür ederim.